Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgü modeli anlatımıyla geldim arkadaşlar. Şu aralardaki kahve çekirdeği modelini anlatacağım arkadaşlar. Ben bu yelekte şuraları e, haroş olarak ördüm arkadaşlar. E, ama normal kahve çekirdeğinde buralar ters örgü olarak örülüp plastik gibi örülüyor. Şu an size o şekilde anlatacağım. Bununla ilgili de bilgi vereceğim. İnşallah ilerleyen zamanlarda da yine yelek yapımını anlatacağım arkadaşlar. Buyurun anlatımına geçelim. Şöyle elimde artan bir ipim var arkadaşlar. Anlatım yapmak için bu ipimi kullanacağım. Etrofil marka bebe yünü. Şişim 4 numara arkadaşlar. Öncelikle ilmek sayısından bahsedeyim. 5'in katı artı kenar ilmekleri olacak arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimizi birlikte atalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tanesi model için olsun arkadaşlar. 2 tane de kenar ilmeği örelim. Şuraya bir tane düğüm atalım arkadaşlar. Öncelikle önde ve arkada birer sıra örüp sonrasında model anlatımına geçeceğim. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Önde ve arkada bir sıra ters örgü öreceğim arkadaşlar. Güzel bir model. Bebek yeleklerine, hırkalarına çok yakışıyor. Yetişkin yelekleri de örebilirsiniz arkadaşlar. Kadın yeleklerine çok yakışan bir model. Yapımı da kolay, güzel, gösterişli bir model. Ben çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar bir yelek anlatımı yaparız. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Evet, burayı da haroş olarak öreceğim arkadaşlar, ters olarak. Arka tarafta model kurulumu yapacağım. kenar ilmeğimi de örüp bu sıramı tamamlıyorum. Şimdi model kurulumu yapacağız arkadaşlar. Burayı yapmayabilirsiniz. Ben zemin olması için yaptım. Ya da istediğiniz lastiği yapabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Üç tane ters. Bir tane düz. Burası bir model arkadaşlar. İki, dört, beş tanesi bir model. Yine bir düz örüyorum. Yeni modele başladım. Üç tane ters iki düz bunun bir tanesi bu modeli bir tanesi de yeni modele ait arkadaşlar onun için iki tane düz 3 ters iki düz 3 ters bir düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum parça bir işlem yapmıyorum. ilmekler düzse düz, terse ters. Bu ters arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ters 3 düz araya 2 tane ters 3 tane düz yine 2 tane ters 3 tane düz 2 tane ters 3 tane düz ve bir ters kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar örgümün arka yüzündeyim yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz üç tane ters iki tane düz üç tane ters iki tane düz 3 tane ters 2 tane düz 3 tane ters bir düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum şimdi arkadaşlar farklı bir işlem yapacağız asıl modelimizi şimdi uygulayacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters ördüm arkadaşlar burada üç tane düz ilmeğim var şöyle gözüküyor zaten Üçüncü ilmeğimi tutuyorum arkadaşlar. Bu iki ilmeğimin üzerinden bu şekilde boşta bırakıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Modelim bu kadar basit arkadaşlar. Araya iki tane ters. Burada üç tane düz ilmeğim var. Bu ilmeği yine tutuyorum. Şu iki ilmeğin üzerinden atlatıp bu şekilde boşta bırakıyorum. Bir düz. Bir artırma. Bir düz. İki tane ters, yine üç tane düz ilmeğim var. Bu üç düz ilmeğin üçüncüsünü arkadaşlar, bir, iki, üçüncüsünü bu şekilde tutup böyle boşta bırakıyorum. Bir düz, bir artış, bir düz. Yine iki tane ters, yine aynı işlemi yapıyorum. Bu ilmeği tutup bu şekilde boşta bırakıyorum. Bir düz, bir artış, bir düz. Bir ters ördüm. Kenar ilmeğini de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Ördüğüm arka yüzündeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, üç tane ters. iki düz, üç tane ters. iki tane düz, üç tane ters. 2 tane düz 3 tane ters ve 2 tane düz yani kenar ilmeği ile birlikte 2 tane düz bu sırada yine hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters 1 2 3 tane düz 2 tane ters 1 2 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. Bir ters ve kenar ilmeğimizi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bir modelimi daha birlikte yapmak istiyorum. Şu an tam belli olmuyor çünkü bir tane daha birlikte yapalım. kenar ilmeğimi yine örmeden aldım bir düz üç tane ters iki düz üç tane ters iki düz üç ters iki tane düz üç tane ters Yine iki tane düz örüyorum. Şimdi yine modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Yani modeli kurduktan sonra bir sıra ön yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. İkinci sırada yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir ters ördüm. Şimdi yine arkadaşlar modelim şu an bu şekilde. Üçüncü ilmeğimi bu şekilde tutup iki ilmeğin üzerinden atlatıp boşta bırakıyorum bir düz bir artış bir düz iki tane ters örüyorum yine aynı şekilde bu ilmeği bu şekilde alıp boşta bırakıyorum bir düz bir artış bir düz iki tane ters örüyorum bu ilmeği yine bu şekilde boşta bırakıyorum bir düz bir artış bir düz Araya iki tane ters. Yine aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimi bu şekilde boşta bıraktım. Bir düz, bir artış, bir düz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi yine arkada hiçbir işlem yapmayacağız arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Önde de yine aynı şekilde. İkinci ön yüzde tekrar model kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Ben 5'in katı diye tarif etmem arkadaşlar. Şu mesela benim yeleğimde aralarda 5'er ilmek vardı diye hatırlıyorum. Buradaki ilmek sayısına göre değişiklik gösterir. Ama modelin aslı budur arkadaşlar. Bu şekilde yapılır. Ama dediğim gibi modelinize göre nerede uygulayacağınıza göre değişebilir. Burada da arkadaşlar burada mesela Önde ters arkada düz şeklinde ördük şu kısımları lastik gibi olması için burada o şekilde yapmıyoruz yelek yaparken zaten ayrıntılı anlatırım ama burada da kısaca söylemek istiyorum olur da modeli izleyip direkt yelek yapacak olursanız diye yelek uygularken arkadaşlar bu şekilde toplamaması için burayı normal haroşa olarak örüyoruz yani kenar patları nasıl örüyorsanız o şekilde örüyoruz bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi inşallah ilerleyen zamanlarda yelek anlatımı yapacağım. Benim şöyle bir ön çalışmam var arkadaşlar, onu göstermek istiyorum. İlerlemiş hali bu şekilde gözüküyor. Arkadan görünümü bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi lastik gibi böyle oldu. Videom beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.